Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri Mevlid gecesine erdiren Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd ve senalar olsun. Mevlid gecesi biliyorsunuz bütün alemin, bütün peygamberlerin müjdelediği, bütün alemin beklediği Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği gündür. Bugünün mübarek olduğunu anlamak için bazıları kitapta bir kayıt gerekli, o kayıda bakarak hareket etmeli dediler. Fakat bunu anlamak için artık yani bunu bir kitaba kaydetmenin hiçbir lüzumu yok. Burayı göremediler yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Onun dünyaya geldiği gün tabii ki en mübarek gündür. Bunu anlamak için yani bir yerde yazması gerekmiyor. İnsanın kendi çocuğunun doğduğu günün ne kadar kendince kıymetli olduğu açıktır. Hayatına anlam katan insanların hayatına girdiği günün bile kendindeki değeri farklıdır yani. Sen bir insan olarak kendi hayatında güzellik, hayatına güzellik katanların o hayatına giriş anını unutmuyorsun da bütün aleme rahmet olarak gelen bir peygamberin dünyaya geliş anının mübarekliğini kabul etmiyorsun. Bir de kendini Müslümanların en iyisinden zannediyorsun yani. Çok komik, çok acayip bir de bir mesele gerçekten. Allah'ın Habibi olan Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem sevgilisi olan en harika kitabını kendisine göndermiş olduğu, bütün peygamberlerin de şahı eylemiş olduğu o kutlu peygamber doğduğu zaman o zamanın diğer dinlerinin mensup olduğu insanların mübarek mekanlarının hepsi anında doğuşuyla yıkılmış. Resul-i Ekrem'in doğmasıyla 1000 senelik putperestlerin ateşi sönmüş. İran, Kisra'nın sarayının burçları yıkılmış. Sahve Gölü dedikleri Yahudilerin de Hristiyanların da mübarek olarak addettiği, İki tarafına kendi kiliselerin diktiği, orada toplandıkları o göl tamamen suyunu çekmiştir. Yani bunun daha doğuşuyla bütün Allah'a ait olmayan ya da daha önce de aitti ama sonradan bozulmuş olan bütün Hakk'a aykırı yaşantılar, anlayışlar, itikatlar, inançların hepsine sizin hepinizi yıkacağım işaretini Allah verdirtmişti ona yani. Celle Celaluhu. Doğuşuyla daha. Doğuşuyla yani. Bunun için bir kayıt bekleyen adam ne kalbinde Resul-i Ekrem'in aşkını taşıyordur ne de akıllı bir adamdır yani. Alemlere rahmet olan peygamberin dünyaya geldiği gün tabii ki en mübarek gündür ya. Bugünü en güzel şekilde değerlendirmek gerekir. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Herkesin bayram anlayışı farklı tabii. Herkesin bayram kutlayışı farklı. Herkes niyetine göre de ne olacak? Karşılık bulacak. Biz bugünü bir bayram edasıyla kutluyoruz. Oruç tutmuyoruz ama oruç tutmak haramdır da demiyoruz. İsteyen oruç da tutabilir. Mesela güzel bir günü oruçla karşılamayı birileri çok sever. O da oruçla karşılar. Herkesin farklı farklı niyetine göre Allah katında bir kıymet bulacak. Celle Celaluhu. Biz inşallah bu günümüzü kelamların en güzelleriyle kutlayalım. Allah'ın kelamıyla başlayalım inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى كلامların en güzelinde, kelamların en özelinde Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem nice nice övgülerde bulunmuştur. Nice nice ikramlarda bulunmuştur. Bu ayeti kerimede de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında ne kadar kıymetli olduğunun bir ifadesi var. Tefsir alimlerinin beyanı üzerine Allah subhanahu ve teala hiçbir peygamberine onun ismini kitabında anarak o Allah'ın Resulüdür diye söylememiştir. Sadece Resul-i Ekrem'e has bir özelliktir bu. Muhammedur Resulullah diye geçen bu ibare sadece Resul-i Ekrem içindir. Başka kimse için değil. Ve ayrıyetten onun sahabisini de burada övüyor Allah Subhanahu ve Teala. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ Yani böyle hani bir çığırtkanlık, bir insanları yanlış tarafa çekmek isteyen gruplar çıkıp da biz sahabi yolundanız. Onun için ne mezhep takarız ne başka bir şey tarikat görürüz diyorlar ya hani işte sahabinin yolu bu ya. Allahu Teala bizzat kendisi. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Resul-i Ekrem'le beraber olan. Kim? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala. اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Özellikleri bu sahabinin. Kim onlar ne özellik taşıyorlar? Kafirlere karşı çok şedidler. Ama siz bu sahabi yolundan gidiyorum diyenler bakıyoruz biz. Kafirlerle çok sıkı fıkısınız. Müslümanlara karşı çok şiddetlisiniz. Selefi grupların yetiştiği ülkeler ne? Arap ülkeleri işte. Neredeler şu an Arap ülkeler? Amerika'nın yanında değiller mi? Hani siz sahabi yolundandınız? Bak sahabinin özelliğini Allah subhanehu ve teala bizzat anlatıyor. اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Kafirlere karşı çok şiddetliler. Çok şiddetliler. Kime merhametliler? Ruhama'u beynehum. Kendi aralarında çok merhametliler. Yemen'de orada ölüyor insanlar, vuruyor. Ona vurana yardım ediyor. Hani sen sahabi yolundaydın? Bir çığırtkanlık yapıyordun. Tarikatlara karşı bir, cemaatlere karşı bir çığırtkanlık yapıyordun. Diyordun ki biz sahabi yolundayız, onlar sahabi yolunda değil. Nasıl bir sahabi yolundan gidiş bu? Kafirlerle Müslümanlardan daha sıkı dost oluyorsunuz. Müslümanın yanında durmak zor geliyor diye kafirin ayağının altında paspas oluyorsunuz. Bu mu sahabi yolu? Sahabe-i kiram bunu mu öğretti? Kendi kendini kandıran insanlar, başka bir şey değiller. Resul-i Ekrem'e hakkıyla ittiba etsek her şey önümüzde, kapılar önümüzde açık. Ama nefsimize tabi olup onun üzerinde pasta süsler gibi biz işte sahabi yolundanız, biz işte peygamberin yolundayız kelimeleriyle pasta süsler gibi üzerlerini süslüyorlar. Kendi batıl yollarının. Resul-i Ekrem'i hakkıyla ittiba eden insanlar İslam neredeyse hep onun yanında durmayı adet edinir ve bilir. Ne kadar orada durmak zor olsa da zor gelse de.
Ama bugün tam tersini yapıyor herkes. Kolay olan yolu, rahat olan yolu, keyifli olan yolu seçmek derdinde. Ama İslam öyle gelmedi ki. Hani sahabi yolundaydık biz? Sahabiler ne çileler çekmediler mi? He? Filmlerde seyrediyoruz, vay be diyoruz. Ne dertler, ne sıkıntılar görmüş. Biz sahabi yolundayız diyoruz ama hiçbir dert bize gelmesin, sıkıntı bize gelmesin. Sıcak sudan elimiz soğuk suya girmesin. Ondan sonra da konuştuğumuz zaman söyleriz, biz sahabi yolundayız. Böyle kendini kandırıyor insanlar. Resulülükte Ekrem'e olan hürmetleri sıfır. Sıfır. Şu Mevlid gecesini biz kutluyoruz yani, Mevlid gününü. Arapların hiçbiri kutlamaz çünkü mübarek olduğuna inanmıyorlar. Biraz önce dediğim gibi alemlere rahmet olan peygamberin hayata geldiğinin günün mübarek olduğunu anlayabilmeleri için onlara mutlaka bir kayıt göstermen gerekiyor. Bu kadar gerizekalı, bu kadar dengesizler maalesef. Muhabbetten hiçbir payları yok. Allah Resulü'ne olan muhabbetten. Onun için yüzlerinde de imanın, İslam'ın nuru yok. Yok. Kararmış yüzler. Baktığın zaman seni kendine çekmiyor, itiyor. İtiyor. Ha, bir takım insanlar vardır. Şana, şöhrete falan fazla takılıdırlar yani. O şanın, şöhretin adam çok büyük hoca, çok büyük hoca derler. Giderler onları dinlemeye. Ne yüzüne bakar, ne sıfatına bakar. O şöhret onu kandırır. Şöhretine gider yani. Çoğu insanlarda da vardır. İçeride, dışarıda, dinin içinde, dışında. Ama hakikaten her şeyden sıyrılıp yüzlerine baksalar, İslam'ın nuru olmadıklarını, çekici olmaktan ziyade itici olduklarını görecekler yani. Görecekler. Resul-i Ekrem'in muhabbetini hakkıyla kalbinde taşımayan insanlar. Biz işte Osmanlı torunuyuz. Elhamdülillah. Resul-i Ekrem'e hürmeti en büyük vazife olarak bize bıraktı o şanlı ecdat. Bir evliyamız çıktı Süleyman Çelebi Hazretleri gibi. Resul-i Ekrem'in doğarken yaşadığı her şeyi teker teker anlattı. Teker teker anlattı. Nasıl anlattı? Orada mıydı o? Değil. Mana kuvvetiyle açılıyor. Perdeler gösteriliyor kendilerine. Anlatıyor. Şimdi biraz da ondan dinleyelim inşallah. Allah'ın izniyle. Bakalım neler olmuş Resul-i Ekrem doğduğu gün, doğduğu gece. Sedat amca. Efari kainat. Çıkart. Hazreti Fahri Alem Efendimiz Mustafa. Mikrofonu çıkart. Salavat. Amine Hatun Muhammed annesi onun sedepten doğdudur tanesi. Çünkü Abdullah dan oldu hamile. Vakti erişti hafta ve ay emile. Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler belirdi gelmeden. Rebi'l-evvel ayı nicesi 12. gece işte gecesi. Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebina Muhammed. Ol gece kim doğdu ol hayrül beşer. Annesi anda neler gördü neler. Dedi gördüm ol Habibin annesi. Bir acep nur
Kim güneş pervanesi ber kurup çıktı evimden nagihan. Göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı ve fetholdu zulüm. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrek, biri magripte anın, biri damında dikildi Kabe'nin. Biri dimanlardan kim onu halkın yegim, kim yakin oldu cihana gelmeyin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. İndiler gökten melekler saf saf. Kabe gibi kıldırlar evimi tavaf. Hem hava üzere döşendi bir döşek, adı sündüz döşeyen anı melek. Çün göründü bana bu ay, bu göründü bana bu işler ayan. Hayreti içinde kalmış idim ben hemen. Yaralıp çıktı duvarı nagihan. Üç bile huri bana oldu ayan. Bazıları derler ki üç bildir verin. Asiye'ydi biri olme peykerin. Biri Meryem Hatun idi aşikar. Birisi hem hurilerden bir nigar. Çevre yanıma gelip oturdular. Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul yaratılalı cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil hiçbir anaya vermemiştir ol celil. Oğlu devlet buldun ey didar sen. İyi demezdim kendimi nurdan fark. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Susadım gayet hararetten katı. Sundular bir can donusu şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu huriler. Basmaz. Bunu sana verdi Allah dediler. Lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtimanı oldum cisminar. İyi demezdim kendimi nurdan far. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Geldi bir akkuş kanadıyla revan.
Arkamı sıkadı kuvvetle hemen. Vâme sani alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Doğdu sahte sultanı din. Nure gark oldu semavat-ı zemin. Salü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ. Hatta tenevul cennetin naim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidin evveline ben ahirin. Evet, evet. Maşallah, barekallah. Allah razı olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme içinde gizli düşmanlık besleyenler, Efendimizin hürmetini bilmeyen bir takım Kur'an bize yeterdir, yeterlidir diye ortaya çıkan gruplar işte şu beyitlerle özellikle dalga geçiyorlar. Ne söyledi Süleyman Çelebi Hazretleri? İndi gökten melekler saf saf, Kabe gibi eyledi evim tavaf diyor. Gökten melekler saf saf indiler ve benim evimi tavaf ettiler. Benim evimi tavaf ettiler. Vay efendim, melekler gelip o evi niye tavaf ederlermiş? Böyle söylediler. Resul-i Ekrem ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bunların hiçbirini kabul etmez bunlar da. Fakat şurayı anlamak gerekir yani. Kabe-i Muazzama nedir? Kabe-i Muazzama taştan ibarettir. Öyle değil mi? Bildiğin taştan yapılmış bir evdir bu yani. Onun mübarek olması, mukaddes olması Allah katındandır. Allah oraya dönün diye emretti diye mübarek oldu yani. Allah subhanehu ve teala Kabe'ye dönün diye bir kere emretti bize. Ama Resul-i Ekrem'e dönün, ona tabi olun diye kaç kere emretti? Kaç kere emretti? Beni seven Kabe'ye dönsün diye de emretmedi. Beni seven Resulüme tabi olsun diye emretti. Resul-i Ekrem'in mübarek kalbi sallallahu aleyhi ve sellem ki Kur'an-ı Kerim'in nuzul yeridir. Allah'ın kelamının Celle Celaluhu Kabe-i Muazzama'dan bin kat daha değerlidir. Onun için Kabe-i Muazzama'yı tavaf eden, tavaf etmeyi normal görenler Resul-i Ekrem'in etrafında dönmeyi acayip karşılıyorlar. Ki Resul-i Ekrem buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Kabe, yeryüzünde senden kıymetli bir yok, haktır, gerçektir. Ama bir müminin kalbi senden kat kat daha değerlidir. Bir müminin kalbi. Neden? O kalp çünkü Allah'ın nazargahı. Ben sizin dış görünüşünüze bakmam, yaptığınız amellere bakmam, kalbinize bakarım diyor Allah-u Teala. Celle Celaluhu. Kalbine Allah'ı koymuş bir müminin kalbi kat kat daha değerlidir. Ve bunların içerisinde Allah'ın aşkıyla tamamen dolu olan Resul-i Ekrem'in kalbidir ki Allah'ın sevgilisi ismini aldı Resul-i Ekrem. Allah'ın sevgilisi. Celle Celaluhu. İşte o kalbin bulunmuş olduğu ki doğduğu zaman da ümmeti sadasını duydum diyor etrafındaki insanlar. Melekler etrafı tavaf etti, nurdan döşekler getirdiler o doğum olması için. Hatta üç dilber geldi. Bir tanesi Hazreti Meryem, bir tanesi Asiye, bir tanesi de diyor hurilerden birisiydi diyor. Ve neticede bir ışık, bir nuraniyet ortalığı kapladı. Ben de kendimi nurdan kaybettim diyor, göremedim diyor, fark edemedim nurdan. Hazreti Amine, Peygamber Zişan doğduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Alemi nur kapladı ve küfrün kalaları teker teker yıkıldı. Doğumundan başlayarak peygamber olduktan sonra asıl itibariyle ve Hakk'a irtihal edene kadar İslam dininin temelini sapasağlam bir şekilde oturttu Resul-i Ekrem. En yüksek, en ulu noktaya gelmesi için gereken bütün hazırlıkları da yaptı. Sonrasında kendi ümmetine bıraktı. Onlar da bu yolu devam ettirdiler.
Mesele o yolda hakkıyla yürümek, hakkıyla gitmek, Resul-i Ekrem'i hakkıyla tanıyabilmek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şerifinin bulunduğu şehirde oturmak bile asıl mesele değildir. Asıl mesele onun hakikatini günden güne anlayabilmektir. Anlayabileceğiz ki gerçek Müslüman olabileceğiz. Anlayabileceğiz ki Allah-u Teala'ya yaklaşabilelim. Celle Celaluhu. Türlü türlü tabi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ibadetler bıraktı, sünnetler bıraktı. Bunların içerisinde en çok bize söylemiş olduğu cemaatten ayrılmayın, sünnetime yapışın diye buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayın diye çok buyurmadı. Neden? Çünkü ileride gelecek fitneyi bildi Resul-i Ekrem. Nübüvvet nuruyla gördü. İleride doğacak fitne ne üzerine? Bölünmek üzerine, parçalanmak üzerine. Onun için ne dedi? Cemaate yapışın. Cemaatten ayrılmayın. Başka? Sünnetime yapışın. Sünnetimden ayrılmayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i elinize aldığınız zaman eğer sünnetin bir kenarıya bırakırsanız Kur'an-ı Kerim'le bile kendinizi kandırabilirsiniz, yoldan çıkabilirsiniz. Ben şeytanın size gelip de Allah'ın ayetiyle bile sizi yoldan çıkartabileceği noktaların hepsini gördüm ve hepsini hadisi şerifimle kapattım. Hepsini size kapıların teker teker kilitledim de öyle gittim. Ama siz cemaatten ayrılırsanız, sünnetimden ayrılırsanız ne kadar adınıza biz çok iyi Müslümanlarız deseniz de İslam'dan çıkacaksınız. Kendinizi kaybedeceksiniz. Özellikle her ümmetin dağılmış olduğu grupları anlatan Efendimiz, Yahudiler 70, Hristiyanlar, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi 70, Hristiyanlar 71, Yahudiler 72, biz de 73 fırkaya ayrılacağız diye teker teker söyledi. Her gruptan bir tanesi kurtulacak. Aynı şekilde Peygamberimizin ümmetinden de bir grup kurtulacak. Hangisidir onlar? Sahabimin yolu üzerine gidenler bir, böyle geldi hadis-i şerif. Diğer rivayetlerde cemaat ehli olan sünnetime yapışanlar diye geldi. Sahabinin yolu bu zaten. Onların yolundan çıkarsak Kur'an-ı Kerim'i elinize de alabilirsiniz. Ama sünneti eğer tanımıyorsanız çok rahat yoldan çıkarsınız. Kendinizi kandırırsınız. Allah'ın kelamı elinizde olmakla da kendinizi kandırırsınız. Ama o Allah'ın kelamı kime indi? Resul-i Ekrem. O nasıl anlattı, nasıl öğretti? Bunlara dikkat etmeden okuyor. Ben de anlıyorum diyor. Hatta bu biraz önce okuduğumuz Resul-i Ekrem'in Mevlid-i Şerif'inde yaşanan mübarekliklerle dalga geçecek kadar edebinden sıyrılmış bir hal alır insan. Ondan sonra da kendini çok sağlam bir mümin sayar. Çıkıyorlar televizyonun karşısına, diyorlar ki insanlara, Kur'an bize yeter arkadaş. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Adamın o anlatacağı ayeti anlatırken hazırlandığı zamanın resmini çekmişler. Koskoca bir masa, 30 tane kitap açılmış önünde. 30 tane. Hani Kur'an sana yeterdi? Bütün insanlara çığırtkanlık yapıp aman ha hadis okumayın dermiş gibi sohbetler yapıyorsun, konuşmalar yapıyorsun. Aç sadece Kur'an-ı Kerim'i. Televizyonlarda öyle yapıyor milleti kandırmak için. Yanında sadece bir tek Kur'an-ı Kerim var. Tamam mı? Böyle. Bir şey söyle, açıyor Kur'an-ı Kerim'den hemen. Bak bu ayette böyle. Ötekinin açıyor böyle, bu ayette böyle. Tamam mı? Millet de zannediyor ki bu adam sadece Kur'an-ı Kerim okuyor. Başka bir şey okumuyor. Çekmişler çalışma masasını. 30 tane. Bir de kitapların hepsi Latince yani. Arapçayı da bilmedikleri için adam gibi. Latincesinden. Özünü de bilmeyerek yani. Çıkıyorlar insanları kandırmak için. Başka yaptıkları bir şey yok. Ama dedim ya biraz inadından sıyrılıp samimi bir şekilde Allah'ı arayanlar varsa onların iticiliğinin farkına varacaklar. Hakkı hakkıyla anlatanların da çekiciliğini görecekler yani. Çekici dediğimiz manevi cezbedir. Hakka çeken. Yakın zamanda bir salavat şiiri gördüm, çok güzel. Şeyh Hazrami Hazretleri'nin diyorlar. Çok hoşuma gitti. Bugün inşallah onu okuyalım. Peygamberi zişana salatu selam getirmenin faziletlerinden bahsetmiş bu mübarek. Bismillahirrahmanirrahim. İza ma şi'te fiddarayni tes'ad fe ekthir minas salati ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer diyor, eğer dünyada da ahirette de
mesut bir hayat yaşamak istiyorsan o zaman Resul-i Ekrem'e salatu selam getir. Dünyada da hayatın düzelir, ahiret hayatında da düzelir. Dünyada hayatın nasıl düzelecek? Salatu selam getirdiğin zaman. Peygamber-i Zişan'a salatu selam getirdiğin zaman burada diyor müvekkel bir melek vardır. Anında o salatı Resul-i Ekrem'e ulaştırır. Efendimiz Hakk'a irtihal eylemiş olabilir. Ama Allah'a olan bağlılığı daha sıkı, daha sağlam bir şekilde terakki eder, yükselir, yücelir daha fazla. Sen Resul-i Ekrem'e bir salatu selam gönderdiğin zaman o ondan haberdar olur. Onun kalbi hoşnut olduğu zaman o kalp Allah'ın nazargahı. Allah da bu hoşnutluğu görür. Benim Habibimin kalbini hoşnut edeni dünyada da memnun ederim, ahirette de. Korkmasın hiç. Salatu selam getirmeyi kendine alışkanlık eden, dünyanın sıkıntılarından kurtulalım diyenler varsa, ben boğuluyorum, bunalıyorum diyenler varsa salatu selamı çok getirsin. Efendimiz de Allah'a yönelmek çok çok daha hızlı olur. Efendimizin halifesi olan bir evliyayı kiramın kalbine yönelerek yönelmek çok çok daha hızlı olur. Ha, bu demek değil ki onlarsız yönelirsen Allah seni duymaz. Duyar. Amenna ve saddakna. Yerin altındaki karıncanın ayak sesini duyan Mevla senin kalbinden getirdiğin terennümleri de duyar. Ama bir aciz kul olarak bütün günahlarımızla birlikte Allah'a elimizi açarız. Orada kızdığı vardır, hoşnut olmadığı vardır Mevlamızın. Merhamet edecektir, etmeyecektir, kendi bilir. Senin kalbini ona vesile ettin. Ha, o kalpte Allah'ın muhabbeti var. O kalp senin için Allah'a niyazda bulundu. O kalp senin için Peygamber-i Zişan'a döndü. Peygamber-i Zişan'da senin ismin geçiyor onun kalbinde. Peygamber-i Zişan'ın. Senin isminle Resul-i Ekrem'in kalbi Allah'a döndü. Bu dönüşle tek başıma benim dönüşüm biri olabilir mi yani? Biri olabilir mi? Resul-i Ekrem'in kalbinde benim ismim geçecek. Allah Subhanahu ve Teala Celle Celaluhu öyle bir duaya hayır der mi? Kabul etmem der mi? Bu algı bunun üzerinedir yani. Allah Subhanahu ve Teala bütün kullarının sesini duyar. Evet, muhakkak. Ama bunun yanında has bir kulunun vesilesiyle Allah'a yakarmak başka, Resul-i Ekrem'in vesilesiyle Allah'a yakarmak bambaşka. Bizim yaptığımız budur yani. Bizim yaptığımız hızlı yolları aramak. Kestirme yolları bulmak, kestirme yollardan hakka çıkmak. Celle Celaluhu. Hayır, istemeyen ben istemiyorum desin. Resul-i Ekrem'in kalbiyle gitmesin benim duam. Kendin bilirsin, ben sana itiraz etmem. Allah'ın has kulu, evliyası olan, yeryüzündeki nurunu, peygamberin nurunu dağıtan o has kulun kalbiyle gitmesin benim duam Allah'a. Sen bilirsin, itirazımız yok. Sana kalmış yani. Biz bu yolu tercih ettik. Biz onu söylüyoruz. Evet, ne diyor? Dünyada, ahirette saadet isteyen ne yapacak? Resul-i Ekrem'e salatu selam getirecek. Haydi hep beraber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم وإن شئت القبول في الدعوات فختم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. Dualarımız kabul olmuyor. Dualarımız hakka çıkmıyor. Var mı bunun da bir reçetesi? Bir dua edelim de Allah'a ulaşsın Celle Celaluhu.
Ne öğretti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Salat ile başlayın duanıza, salat ile bitirin. Salatu selamı ne dedik? Bir melek alıyor hemen götürüyor. Salatu selam dilek Rabbimize çıkar. Başını sonunu diyor Muhyiddin İbn Arabi. Başını sonunu kabul eden Mevla ortasını da kabul etmek edecek kadar keremlidir demiş. Salavat direkt Hakk'a çıkıyor ya. Başında salavat çektin duanın, sonunda salavat çektin. İkisini de Allah kabul etti, ortasındakini de kabul edecek kadar keremi çoktur Mevlamızın. Başını kabul ettiyse ortasını da kabul eder. Burada da ona ifade ediyor. Diyor ki eğer duaların kabul olsun istiyorsan fahattim, o zaman duanın sonunda Resul-i Ekrem'e salatu selam getir. Salatu selam ile duanı bitir. O zaman o dua Hakk'a çıkar. Zaten kitaplarımızda da var, hadis-i şerifte de var duanın kabul olması için. Duanın adabında bu var zaten. Salavatla başlayıp salavatla bitirmek. Kabul olmasına da büyük bir işarettir, büyük bir alamettir, büyük bir müjdedir yani. Ne yapalım onun için? Onun için dualarımızda salatu selamla bitirelim. فَلَا صَوْمٌ يَصِحْ وَلَا صَلَاهْ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدْ. Ne namazı ne orucu sahih olmaz. Resul-i Ekrem'e salatu selam getirmeyi terk eden. Bile bile terk ederse zaten imanından olur. Çünkü bir kere hayatı boyunca salatu selam getirmek farz-ı ayn'dır herkese. Çünkü ayeti kerimede emir geldi. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪يهِ Değil mi? اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪يهِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Siz kimsiniz ya? Kimsiniz de benim Resulüme salatu selam getirmeyeceksiniz? Diyor ki muhakkak yerin göğün sahibi olan ben bile Resulüme salat ederim. Ben bile salat ederim. Benim katımdaki melekler bile eder. O zaman ey iman edenler. İman bunu gerektirir yani. Onun için böyle ey iman edenler. Sallu aleyh ve sellimu teslima. Hem salat edin hem selam edin benim Resulüme. Ben bile ederim, bütün meleklerim de eder. Onun için buna alışkanlık edinin. Bir kere nedir ömürde? Farzdır demişler. Bir kere. Bu ayeti temsilen. Her Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi geçtiği zaman adaptır. Bir kere getirmek. Getirmezsen edebe aykırı hareket etmiş olursun. Evet. Onun için ne burada oruç sahih olur ne de namaz sahih olur dediği bu farz-ı ayni inkar eden insanlar içindir. Bir de şu mana da buradan çıkabilir. Bizim yani yaptığımız ibadetlerde çok eksikler oluyor. Namazımızda, orucumuzda, bazen abdestimizde, şunda bunda. Yani bunları bir türlü tamamlamak, bu eksikleri tamamlayıcı bir işler yapmak gerekir. Salatu selam getirirsek onun nuru inşallah o eksiklikleri giderir. Oradan baktığımız zaman yani hangimiz olursak olalım mutlaka ve mutlaka ibadetlerimizde acizliğimiz, eksikliğimiz oluyor. Onları salavat-ı şerifi çok getirerek Allah'ın izniyle tamamlayıp öyle Allah'a sunarsak Celle Celaluhu Allah da o namazlarımızı, o oruçlarımızı sahih eyler, kabul eyler. Onun için ne edelim? Resul-i Ekrem'e salatu selat edelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى sahbihi ve sellim.
Mikrofonu çek. Mikrofonu çek. وَاِنْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ لَيْسَ تُحْصَى تُكَفَّرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sayılmayacak kadar çok günahların varsa, o günahları Resul-i Ekrem'e salatu selam getirerek kefaretlendir, o günahları sil. Sayabileceği kadar günahı olan var mı? Hepimizin sayamayacağı kadar günahlara batıyoruz. Ne yapacağız o vakit? Ne yapacağız? Ahir zaman insanı gibi ben batmışım, ben bitmişim, ben ölmüşüm dersen işlediğin günahlardan daha büyük bir günah bataklığın içine düşersin. Kendilerini bunları söyleyerek iyi bir şey yaptığını zanneden bir grup var. Halbuki onlar günaha batar, tabiri caiz ise bataklığın kenarında sadece ayağını sokar günaha, elini sokar, ayağı kirlenir, eli kirlenir. Ama derse o ayağı kirlenen, eli kirlenen ben batmışım, ben bitmişim diyorsa o zaman o bataklığa olduğu gibi batmış olur gerçekten. Allah'tan ümidini kesmek gibi bir yol yok. Günahlara düşüp de kendini bırakmak yok dinimizde. Her daim Allah'ın rahmet kapısına sarılmak var. Tevbe kapısını çalmak var. Bizim Rabbimiz Celle ve Ala ümitsiz kul istemez, tevbesiz kul istemez, tevbesiz kul istemez. Tevbe edeceksin. Hüzünlü, pişman bir kalb ile onun kapısına geleceksin. O kapıyı aşk-ı şevk ile çalacaksın. Kendini çok adam zannediyor bir takım insanlar var. Yanlışa düştüğü zaman Allah'ın kapısına gelmez. Yüzüm yok. İşte o yüzüm yok diye diye şeytan seni kandırıyor. Günaha işlemeye yüzün var mı? Var. Hata etmeye yüzün var mı? Var. Yüzü olmayan insan bir günah işleyince ikinciye gitmez. Niye gidiyorsun? Tevbe etmeye yüzü yok ama günah işlemeye yüzü çok. Öyle bir yol yok. Öyle bir yol yok. Bu şeytanın öğretisi. İşte sen dün günah işledin de bugün niye geldin namaza falan. Bunu söyleyen insanlar kimler söylüyorsa onlara söyleten de şeytandır. Çünkü bu iş şeytanın işi arkadaş. Şeytan da aynısını yapmadı mı? Ne yaptı? İsyan etti, bir daha o kapıya gelmedi. Tevbe için. Adem babamıza secde etmedi değil mi? Hata işledi. Allah'ın kapısına gidip yalvarsaydı, Rabbimiz Celle ve Ala kabul ederdi. Tevbesini. Ama gitmedi. Tevbe etmedi. Günahına günah kattı, günah. Bizi de öyle istiyor işte. Yanlış yaptın mı? Tamam, o kapıyı artık kapını kapat. Artık gel bizim otağımızda birlikte eğlenelim, oynayalım. Şeytanın istediği bu. Biz öyle bir Müslüman değiliz. Öyle dinden çıkmasıyla milim kalmış bir tiptir onlar. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Yanlış yapmayacağız diye bir şey yok. Yanlış yapabiliriz. Allah Celle Celaluhu yapmayacak kuvvet versin diyelim bize. Ama düştük.
Düşebilir Müslüman, sendeleyebilir, ayağı takılabilir. Yapması gereken yerde kalmamaktır. Sürünmeye razı olmamaktır. Tekrar tövbe ile ayağa kalkmaktır. Yapması gereken bu. İşte burada bu mübarek de bize bunu söylüyor. Eğer sayamayacağın kadar çoksa günahların, sallu ala Muhammed, Resul-i Ekrem'e salatu selam getir. Getir de onların hepsini alsın götürsün senden. Silsin götürsün senden. فَمَا تَتَضَعَفُ الْحَسَنَاتُ اِلَّا بِتَكْرَارِ الصَّلَاتِ عَلَى مُحَمَّدٍ Çok güzel ameller yapabilirsin. Çok güzel işler yapabilirsin. Ama onlara en az Allah subhanehu ve teala 1'e 10 yazar. Sen 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 100 bin, 1'e sınırsız istiyorsan bil ki onları Resul-i Ekrem'e salatu selam getirerek elde edebilirsin. Kat kat Allah ona olan muhabbetinle arttırır. Resul-i Ekrem'e olan muhabbetinle arttırır. Çünkü halavetul iman dediğimiz iman tadına ermek ancak Resul-i Ekrem olan muhabbetle olur. O ise salatu selamı çok getirenlerde bulunur. Efendimiz'e çok salatu selam getireceksin. Aşkı şevk ile onun aşkı kalbine düşecek. Resul-i Ekrem'in aşkı kalbinde olan insanın bir yaptığını Allah 700 bin yazar, sınırsız yazar. O aşk kalbinde olmasın bir insanın. İstediği kadar ibadet yapsın yolda kalacak. Yolda kalacak. Çünkü yolun hakiki Allah'a çıkan kapısına dönmemiş ki yüzünü. Dönmemiş yüzünü yani. O kapıyı istemiyor. O kapının kendine açılmasını beklemiyor. Hatta o kapıyı bilmiyor bile. Bilmiyor bile. Adını zikrediyor herkes. Resul-i Ekrem, Resul-i Ekrem. Resul-i Ekrem kimdir? Öğrendin mi sen? Manevi kuvvetini bilebildin mi sen? Allah onu neye, hangi sırlara kutup eyledi? Hangi sırlara kutup eyledi? Bunun derdine düştün mü hiç sen? O da Allah'ın bir peygamber. Öyle bir peygamber işte. Böyle anlatıyor adamlar. Ha, öyle basit bir peygamber mi Resul-i Ekrem? Bütün peygamberlerin şahı oldu. Hepsinin önünde imam oldu. Miracı Şerif'te ne hikmetli, ne sırlı meseleler yaşadı. Anlat bunlara dediğin zaman işte Miraç hakkında diyor çok acayip acayip şeyler anlatıyor. Biz onlara işte hepsine nasıl inanalım? Sen bir düşün bakalım. Alemin efendisi beklediği rahmet peygamberi geliyor. Allah'ın sevgilisi. Allah subhanehu ve teala onunla buluşmayı göklere saklıyor. 7 kat göğün üzerinde, Sidretül Münteha'nın ilerisinde bir buluşma. O buluşma böyle kuru kuru mu geçecek? Tamam, hoş geldin. 5 vakit sana namaz verdim, hadi git. Haşa ve kella. Allah'ın şanına yakışmaz bu. Subhanehu ve teala. Sultanlar ne diyorlar? Sultanlar şanına yakışır ağırlar misafirini. Allah subhanehu ve teala ağırlıyor misafirini. Öyle basit mi ağırlayacak zannediyorsun sen? Ne kelamlar, ne sırlı kelamlar dökülecek tabii orada. O evliyanın anlattıkların hepsi haktır, gerçektir, hatta ve hatta eksiktir. Çok çok daha fazlası var. Hepsini ayrı ayrı açılıyor. Teker teker. Allah'ın izniyle. Ama hayatı iki gözünün gördüğü kadarla sınırlı bilen insanlar bunları tabii anlayamazlar. Anlayamazlar. Dillerinde kalır bütün okudukları, kalbine inmez. Evet, eğer çok çok fazla olsun diye istiyorsan yaptığın ameller, kat kat fazla Allah'a gitsin istiyorsan, o zaman salatu selamı çok yap. وَعِنْدَ الْمَوْتِ تَرَى اُمُورًا تَسُرُّكَ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ Bir de ne yapacağız? Yaşıyoruz. İbadetle yaşamaya çalışıyoruz. Kendimizi her daim ayakta tutmaya, dinimizi ayakta tutmak için uğraşıyoruz. Ama hepimizin korktuğu bir nokta var. Hangi nokta o? Son nefes. Acaba son nefeste halimiz nice olacak? Bütün alimlerin, bütün evliyaların korktuğu bir nokta. Çünkü en önemli nokta. Orada iman ile geçemezsen işin biter. Yaşadığın gibi ölürsün de bir müjde var. Evet, ama emniyet yok. Emniyet yok. Niceleri içinde bir kötü ahlakı sakladılar. O son nefeste ortaya çıktı. Son nefeste çıktı ortaya. Sonra da işi bitti gitti. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Eğer sen ölümün anında seni mutlu edecek şeyleri görmek istiyorsan o zaman Resul-i Ekrem'e salatu selamı çok getir diyor. Çok getir salatu selamı. Ölüm meleğin kim suretinde gelsin istersin? Dünyada en çok sevdiğin zat suretinde gelsin. Öyle gelir. Salatu selamı çok getirirsen en güzel surette gelir. Seni en mutlu edecek hiç
hiç kendinden şaşırtmayacak bir surette gelir. Ne müjdeler ne müjdeler. O vakit sana verilir eğer salatu selamı çok getirirsek inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Anında dedik, hoşuna giden şeyleri duyarsın. Görürsün. Uindel, ama ölümden sonra ne var? Kabir meydanı var. Berzah alemi var. Toprağın altına gireceğiz. Herkes toprağın üstünde çok şanlı, çok şerefli geziyor. Ama toprağın altında ne olacak acaba? Ne olacak acaba? Toprağın altı üstü kadar emin mi acaba? Toprağın altı üstünde nasıl gezdik acaba? Kibirli kibirli gezer isen o toprak seni nasıl sıkar? Nasıl kaburgalarını birbirine geçirir? Peygamberi Zişan buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl geçirir seni? Ne hallere düşürür? Burada namaz kılmıyorsun. Niye namaz kılmıyorsun diyorsun? İşler var, güçler var. Orada bir şuca'ul akra diye bir ejderha var. Ona anlatırsın o işleri. Biz burada söylüyoruz. Kıl namazını, namazını bırakma. Yok ben kılmam. Dünya işleri çok şunlu. Şuca'ul akra var orada. Tırnakları demirden. Demirden tırnakları. Bir vurduğu zaman 7 kat yerin altına atar. Sağ eliyle kaldırır, tekrar vurur. Onu anlatırsın o işlerini. Bakalım ne diyecek sana. Kabir hali nicedir, nasıldır? Cehennemin ön bahçesidir kabir. Orada da türlü türlü azaplar var. İnsanın boyu kadar akrepler var, yılanlar var. Çokları da biliyor musunuz gözüktü yani. Dünya ehline de gördüler.
Kabre girip insan suretinden çıkanlar var. İnsan suretinden çıkanlar var. Allah muhafaza buyursun. İşte burada ne diyor Şeyh Hazremi? وَعِنْدَ الْقَبْرِ تَحْظَى بِالْاَمَانِ وَتُرْحَمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ. Kabre indiğin zaman salavat ehliysen eğer dünyadayken neleri umuyorsan, ne ümitlere daldıysan onların hepsine erersin diyor. Salavat ehliysen eğer. وَتُرْحَمُ merhamet olunursun, Allah'ın rahmetini bulursun. Bak şimdi isabet oldu. Hüccacın ilahisini okudu. Hacıya gidenler. Bak. Mübarek zevattan birisi babasıyla birlikte hacca gidiyor. Babasıyla. Bunlar hacı. Bak. Nasıl bir yola çıkmışlar? Allah'ın farzını eda etme yoluna çıkmışlar. Öyle olmasıyla birlikte babası yolda konakladığı yerde vefat ediyor. O zatın. Gidiyor tabii babasını yıkadıktan sonra bakıyor. Kendisi kiricik bakacak ya. Bir bakıyor babasının yüzü değişmiş. Hacca gidiyor. Güzel bir insan olmasıyla birlikte. Hac yolunda bu ya. Yüzü değişmiş. İnsan suretinden değişmiş yüzü. Ağlıyor, sızlıyor, dua ediyor. Ne yapacağım, ne edeceğim? Ondan sonra gece öyle hüzünlü bir halde. Tabii bunu kime anlatıyor? Tavaftayken o mübarek, tavaftayken durmadan salavat getirirmiş. Durmadan. O salavat getirirken bir tane hacı bunu durduruyor. Diyor ki, niye durmadan salavat getiriyorsun? Bu tavafın hep duası var. Niye dualarını getirmiyorsun? Yok ben salavat getiririm demiş. Hepsinde. Israr edince diyor bana anlattı, anlatan kaleme almış bunu. Şey, anlattıran kaleme almış bunu. Biz yolda geliyorduk. Bir yerde konakladık. Babam vefat etti diyor. Yıkadım babamı bir güzel, kefenledim. Ertesi sabah defnedeceğiz sabah namazından sonra. Gece bir girdim yanına çadırına baktım. Yüzü değişmiş babamın. Üzüldüm, Allah'a dua ettim. Hüzünlü bir şekilde öyle seher vakti kendimden geçmiş bir haldeyken diyor oturuyorum yerimde. Bir baktım çadırın içerisine bir zat girdi. Geldi babamın diyor yüzünü şöyle mesetti. Babam eski haline döndü diyor. Ondan sonra tam çıkarken tabii ben o şeyin güzelliğinden sıkılmış ya bunalmış ya. Allah senden razı olsun falan diye söylediğim zaman siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Babam buna nasıl nail oldu yani? İşte Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem senin baban diyor hayatında bana salavat getirmeyi unutmadı. Bugün bana ihtiyacı vardı ben de onu unutmadım geldim diye buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kabre konulduğun zaman güzel, güzel şeylere ermek istiyorsan, güzel müjdelere nail olmak istiyorsan Resul-i Ekrem'e salatu selamı çok götür. وَلَا تَخْشَى مِنْ مَلَكَيْنِ رُبَّنْ اِذَا سَأَلَاكَ قُلْ لَهُمَا مُحَمَّدٍ. Sakın eğer Resul-i Ekrem'e salatu selamı getirmeyi çok yaptıysan sorgu sual melekleri geldiği zaman hiç korkma. Hiç korkma diyor. Münker ve Nekir geldiği zaman. Sana sordukları zaman şöyle söyle. قُلْ لَهُمَا مُحَمَّدٍ. Muhammed de. Muhammed Resulullah. Allah'ın Resulüdür. Hakkan şüphesiz. Öyle söyle. İttaba'na ve amennâ. Biz ona tabi olduk. Biz ona iman ettik. Ve saddakna Muhammed. Biz onu tasdik ettik. Böyle söyle. Daha hiç korkma. Daha korkulacak hiçbir şey yok. Ama kim söyler bunu? Kabirden sonrası dünya hayatına bakıyor. Dünya hayatında böyle olduysa, Resul-i Ekrem'e olan tabiiyetimiz tamsa, salavatü selamı çok çok getirdiysek Efendimiz'e, o zaman söyleriz Allah'ın izniyle. Burada alıştıralım kendimizi yani. Zikirlerin çokları ağır gelebilir insana ama salavat ağır gelmez. Ne kadar yapabiliyorsa yapsın. Ne kadar çok yapabiliyorsa yapsın. Ne kadar. Çoğu evliya-i kiram vardır kendine adet edinmiştir. 100 bin, 200 bin, 300 bin salavat getirmeyi bir zamandan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi ayanen görmeye başlamıştır. Ayanen yani. Dediğimiz gibi çoğu zikirlerde bir usul gerekir mutlaka. O usulü takip etmek lazım. Ona göre yapmadığınız zaman sıkıntılar çekebilir insanlar.
Ama salavat-ı şerif, Kur'an-ı Kerim kıraati, bunlarda sınır yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şeyhimiz Hazretleri buyurdu yani. Salavatı istediğiniz kadar çekebiliriz Allah'ın izniyle. Günlük dersimizi yaparız. Çoğaltmak isteyen ne yapacak? Salavatı çoğaltacak. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltacak. Çek çekebildiğin kadar. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Resul-i Ekrem'e olan muhabbetimiz artsın. Yakınlığımız artsın. O arttıkça imanımız artacak. O arttıkça ibadete olan aşkımız artacak. O arttıkça Allah'ın bize muhabbeti artacak. Celle Celaluhu. Onun için adet edinelim, salatu selam getirelim. Allahümme salli ya Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Subhanahu ve Teala Mevlid-i Şerif gecemizi mübarek kılsın. Her daim Resulullah'ı daha iyi anlamayı da bizlere nasip eylesin. Nasıl anlarız peki Resul-i Ekrem'e? Bir ayna lazım ki Resul-i Ekrem'i ondan görelim. O ayna kimileri kitap olarak bunu kabul ettiler. Kitap olarak kabul edenlerin çokları Resul-i Ekrem'i hakkıyla bilemediler. Bize bizzat Resul-i Ekrem'i olduğu gibi gösteren aynalar lazım. Kimdir onlar? Onlar meşayih-i kiramın kalbidir, kalbi. O kalbe baktığın zaman Resul-i Ekrem'i görürsün sallallahu aleyhi ve sellem. O onun aynasıdır. Efendimiz'i tam tanımak isteyen onlara dönmesi gerekir. Onlara dönerek Resul-i Ekrem'i hakkıyla tanırız. Birileri bizi işte şeyhini peygamberinden daha çok seviyor diye böyle saçma sapan laflarla itham eder, tenkit ederler. Biz Resul-i Ekrem'e öyle muhabbet etmişiz ki onu gösteren aynaya bile aşık olmuşuz. Bizim halimiz öyle yani. Şeyhimize dönüşümüzün, şeyhimize olan muhabbetimizin tek sebebi budur. Resul-ü Ekrem'i hakikatiyle gösteren, üzerinde kir ve küdurat taşımayan bir aynadır o. Bir aynadır o. Çoğu insanlar Efendimiz'i anlatan, Efendimiz'i öğreten, çoğu insanlar da bu işi yapmaya çalışırlar. Ama nefsinin üzerine bırakmış olduğu kirler var. O aynanın üzerine leke leke onlar olmuş.
Ondan dolayı baktığı zaman o aynadan birileri tam göremiyorlar, eksik görüyorlar, tam bilemiyorlar yani. Bize Resul-i Ekrem'in ahlakıyla ahlaklanmış, onun nurunda dalıp hani Hazreti Amine'nin söylediği gibi kendimi fark etmez oldum diyor Efendimizin nurundan, oğlumun nurundan diyor ya hani Mevlid-i Şerif'te. Aynı o şekilde Resul-i Ekrem'in nuruna dalmışlar bize gerek. Fena fir Resul makamına ermişler bize gerek. İşte onlar Meşayih-i Kiram Hazretleridir. Meşayih-i İzam Hazretleridir. Kalbimizi onlara dönüyoruz ki Resul-i Ekrem'i hakkıyla tanıyalım diye. Bizim yolumuzu bilmeyenler ancak inkar edebilir. Bilen insan bu yola kesinlikle ittiba etmem gerektir diye bilir yani. Mutlaka. Uzaktan bakanlar, işi anlamayanlar, içine girmeden tatmayanlar, onlar bilmezler, bilemezler. Ama işin tadına varanlar, onlar bu yoldan başka bir yola gidilmez diye bilirler yani. Bu yol olmadan hakka erilmez diye bilirler. Onun için var olan kuvvetiyle sarılırlar bu yola. Bu yolu bırakmazlar Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Muhabbet yoludur yolumuz. Sevgisiz bir iş olmaz. Feyizsiz bir iş olmaz. Muhabbetsiz iş olmaz. Çekme suyla bu değirmen dönmez. Dönmez. Dürtüklemeyle burada gidilmez yani. Aşkı muhabbeti kalbine koyacaksın ki ilahi sırlar dökülsün kalbine. Başka türlü olmaz. Bu yol o yoldur. Samimiyetin yoludur, ihlasın yoludur. Bu çatı altında toplananların dünyalık bir menfaati olamaz. Olsa da burada bulamaz zaten. Oluyorsa da zaten buradaki en büyük kıymeti kaçırır. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla Resul-i Ekrem'in muhabbet sevdasında yürümeyi bizlere nasip eylesin. Onun yolunda yürümeyi bizlere nasip eylesin. Şu ayeti çok iyi kalbimize yazmamız lazım. Allah Subhanahu ve Teala'yı seviyorum diyenler özellikle. Rabbimi seviyorum, Mevlam'a aşığım. Benim kalbimde Allah'ın aşkı var. Her şeyden müstesna ona karşı bir duruşum, bir bakışım var diyenler şunu iyice kalplerine yazmalı ki Resul-i Ekrem'e tabi olmadan Allah'a aşık olmak gibi bir seçenek yok, bir yol yok. Neye dayana bunu söylüyorsun? Var mı bir delilin diye soruyorlarsa bunu bizzat Allah-u Teala buyuruyor. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Bunu hiç anlatmaz o mealciler var ya, hani meal bize yeter diyenler, Kur'an bize yeter diyenler. Bu ayeti anlattıklarını hiç duymazsınız. Estaizu billahi bismillah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Söyle diyor Allah Subhanahu ve Teala kullarıma, şöyle söyle. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız Kabe'ye çokça gelin demiyor ayetin devamı. Allah'ı seviyorsanız çok sadaka verin demiyor. Allah'ı seviyorsanız çok namaz kılın demiyor. Allah'ı seviyorsanız Allah'a bol bol şiir yazın da demiyor. Allah'ı seviyorsanız diyeceksin onlara, fettebi'uni, o zaman bana tabi olacaksınız. Böyle söyleyeceksin. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala yani? Sana tabi olmadan benim muhabbetime gelmek diye bir yol, seçenek yok. Senin kapından geçmeyen kimse bana gelemez. Onun iddia etmiş olduğu sevda davası, muhabbet davası külliyen yalandır. İstediği kadar kendini kandırsın. Senin kapından geçmeyen muhabbet bana ermez diyor Allah-u Teala. Fettebi'uni. Bana tabi olun. Ki söz veriyor. Yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Daha Resul-i Ekrem'in azameti için başka ne okuyalım ya? Başka ne okuyalım ya? Vesileye ne gerek var? O vesileyi Allah koymuş bize arkadaş. Vesileyi Allah koymuş bize zaten. Allah'ın sevgisine bundan başka eremezsin diyor. O olmadan gelemezsin bana diyor. Fettabi'uni yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Sizi sevince ne olur? Eksiklerinize bakmaz. Ve yagfir lekum zunubakum. Günahlarınızı da mağfiret etsin. İşte bunu kalbimize kazıyalım. Onun için Resul-i Ekrem'in muhabbetini ne kadar arttırıyorsak kalbimizde, ne kadar o deryaya dalabiliyorsak dalalım. Dalalım dalabildiğimiz kadar. Ona ne kadar dalarsak çünkü Hakk'a o kadar yakın gideriz yani. İnşallah. Evet, Mevlid ayının her gününü mübarek bilmek gerek. Bugün de mübarek bilmek gerek. Bu günde ne yapsın insanlarımız? Sohbetimiz dediği gibi salatu selamı çok yapsın Resul-i Ekrem'e. Allahümme salli ve sellim ala nebina Muhammed aleyhisselam.
salaten tedumu ve tuhda iley memarra leyali ve tulad devam. Allahümme salli ve sellim ala nebina Muhammed aleyhi selam. Salaten tedumu ve tuhda iley memarra leyali ve tulad devam. Allahümme salli ve sellim ala nebina Muhammed aleyhi selam. Salaten tedumu ve tuhda iley memarra leyali ve tulad devam. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.